YPG'ye tırlarla, uçaklarla, araç gereç, silah, mühimmat gönderilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz diyor. Şöyle bir hatırlatmayı da yapalım. Amerika Birleşik Devletleri dün terör örgütünün başındaki 3 ismi, aralarında Murat Karayalan'ın da olduğu, Duran Kalkan'ın da olduğu 3 isme baş, başlarını ödül koymuştu. Toplamda 12 milyon dolarlık bir ödülden bahsediliyor. Eee Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da e, bu durumu şöyle eleştiriyor. Bir taraftan PKK'nın ele başlarına ödül konulurken diğer taraftan da YPG'ye tırlarla, uçaklarla araç, gereç, silah, mühimmat gönderilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Bunun da bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz diyor. Ee, bu arada açıklamaları devam ederken bakanın bedelli askerliğe ilişkin de sözleri var. Hemen onu da söyleyelim. 633.844 vatandaşımız müracaatlarını tamamladı. Paralarını yatırdı ve eğitim konusunda planlamaya dahil edildi. Eğitim tarihleri ve eğitim yerleri en geç... Aralık ayının başında tamamen açıklanacak diyor Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Son dakika bilgisini detaylandırmış olalım. Ama tabii ki öne çıkan mesele ABD'den PKK elebaşlarına 3 e, e, elebaşları için ödül konulmuş olması 12 milyon dolarlık. Tabii bu durumda aslında bir taktik mi diye de e, soruluyordu eleştiriliyordu. E, İbrahim Kalın'ın da açıklamaları vardı bu durumla ilgili olarak. Ee, bunun bir kandırmaca olduğuna yönelik sözleri vardı İbrahim Kalın'ın da. Görüyoruz ki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu duruma tepkisini gösteriyor. YPG yatırlarla mühimmat gönderilmesini kabul edemeyiz diyor. Bunun bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz diyor.